Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz ve muhteşem bir kar moduyla karşınızdayım. Oyunun orijinal haritasındayız. Bir önceki ETS videomuzda da paylaştığım, yani oynadığım Scania tırımızla birlikteyiz ve Feldbinder DLC'sini yine aktif bir şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Bu bölümde de, bu videomuzda da. Ama bir kar modu ekledik ve bu kar modu da gerçekten efsane bir kar modu. İndirme linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Birden fazla indirme linki mevcut ve hangi modun ne işe yaradığını, bu kar moduyla birlikte ne işe yaradığını da videonun açıklamasında belirteceğim arkadaşlar. Video açıklamasından kar modunu indirebilirsiniz. Hemen hızlıca şöyle haritamıza girecek olursak arkadaşlar, Slavenger herhalde böyle okunuyor. Bölgesindeyiz. Buradan çıkacağız. Şu işte virajlı yollarımızı biraz daha tepe tırmanacağız. Sonrasında buradaki seyir yerine kadar ilerleyeceğiz. Hatta vaktimiz olursa biraz daha ileriye gidebiliriz ama muhtemelen burada bitiririz. Bir önceki bölümde de söylediğim gibi oyunun orijinal haritasında çok uzun süre, yani oyunun orijinal haritasında çok fazla oynamamıştım. Orijinal haritada oynamadığım için orijinal haritadaki yolları da çok iyi bilmiyorum açıkçası. Ama bundan sonra orijinal haritada daha fazla oynayacağım. Böyle orijinal haritadaki güzel yolları keşfetmeye çalışacağım. Ve sizlere de bunları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani gerçekten çok efsane yollar varmış oyunun orijinal haritasında. Ama ben mesela internette de işte YouTube'da vesaire falan da oynayan arkadaşları izlediğimde böyle oyunun orijinal haritasında çok fazla oynamıyor zaten kimse. Genelde mod oynuyorlar. Orijinal haritada oynayanlar da var ama tabii bu azınlıkta benim gördüğüm kadarıyla. Ben de genelde hep mod oynuyordum. Ama bundan sonra biraz da orijinal haritada oynamaya dikkat edeceğim. Abi niye durdun ki? Orijinal haritada dediğim gibi daha fazla oynamaya dikkat edeceğim arkadaşlar bundan sonra ben de. Şimdi nereden gidiyoruz abi? Yolu karıştırmayalım da. Biliyorsunuz biraz oyunda navigasyon özürlüyüm. O yüzden yolu karıştırabilirim. Böyle soldan devam ederim. Bu arada kar yoğunluğu baya iyi şu anda. 3'te kullanıyorum. Yani yağmur olasılığını koddan 3'e ayarladım. O yüzden baya bir şey, şu anda yoğun kar altında gidiyoruz yani. Duramayacağım. Abi efsane kayıyor yani, anlatamam size nasıl kaydığını. Efsane kayıyor. O yüzden böyle biraz şeyim, korkarak sürüyorum şu anda. Çünkü ben bu kar modunu daha önce 1.46'ya fixlenmeden önce kullanmıştım yine geçen senelerde. Hatta bununla birkaç videoda çekmiş olabilirim. Hatırlamıyorum, otobüs falan sürmüş olabilirim, öyle hatırlıyorum ama tam emin değilim bu kar modu muydu. Baya şey, efsane kayıyor. Yani öyle böyle kaymıyor. O yüzden oynayacak arkadaşlar yani dikkatli sürsünler, kontrollü sürüş yapın. Yoksa kızaklıyorsunuz abi, direkt kızaklıyorsunuz. Kurtuluşunuz yok. Sisli hava, görüş açısı kısık. Kar yoğun. İşte bu, şuradan çekmişiz. Sağda araç var mıydı yok muydu hiç bilmiyorum ama daldım direkt. Abi görüş açısı çok kısıtlı. Konuşamıyorum ya bugün niyeyse. O yüzden böyle bir şeyde kaldım yani. Biz
Bizim farlarımız yanıyor mu ya? Ha, yanıyormuş. Ben bu ekrandan farların yandığını niye göremiyorum? Bu arada şimdi gözüme çarptı. Eksi 3 derece gösteriyor hava sıcaklığını. Eksi 3 derecede gidiyoruz şu anda. Evet arkadaşlar. Hemen şu konuda da bahsedeyim. Her videomda değinmeye çalışıyorum. RV900 var. Çekilişiyle ilgili katılımlar hala devam ediyor arkadaşlar. Katılımcı arkadaşların hepsine şimdiden bol şans diliyorum. Katılmak isteyen arkadaşlar ilgili videoyu izlemeleri gerekiyor. İlgili videoyu yine zaten bu videonun kartlarına bırakırım. Kartlarından bulabilirsiniz. Video bitiş ekranında bırakırım. Bitiş ekranından bulabilirsiniz. Veya direkt Oyun Bilmez kanalına gidip orada bulabilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz zaman karşınıza ilk çıkacak video o olması gerekiyor. Öyle ayarladım çünkü. Bulabilirsiniz. Katılmak isteyen arkadaşlar için katılım hala devam ediyor. Bilginiz olsun. Şu anda katılımlar da iyi gidiyor. En azından benim beklediğim seviyede gidiyor. Umarım ihtiyacı olan bir arkadaşımıza çıkar diye ümit ediyorum arkadaşlar. Instagram tarafında da işte bununla ilgili duyurular, reklamlar vesaire falan yapıyorum. Yani ben de boş durmuyorum, çalışıyorum aslında daha fazla kitleye ulaşabilmek için. O yüzden arkadaşlar sizler de eğer işte paylaşabilirseniz, ki Instagram'da zaten etiketleme yapıyorsunuz ama bunun dışında da tabii paylaşabilirseniz daha fazla kitleye ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Ve videolarımı beğenirseniz arkadaşlar, eğer beğeniyorsanız tabii beğen butonuna basın. Zoraki kimse beğen butonuna basmaz zaten. Eğer beğeniyorsanız beğen butonuna basarsanız en azından daha fazla kitlelere ulaşma imkanımız biraz daha artmış olacak. Bunu da söylemiş olayım. Bu arada çekilişimiz 30 Aralık'ta olacak arkadaşlar. 30 Aralık'ta saat 8.30'da, akşam 8.30 yani 20.30'da canlı yayın ile çekilişi gerçekleştireceğiz. Başta ben bu bilgileri yazarken 8.30 yani sabah 8.30 gibi yazmışım. O yüzden bazı arkadaşlar işte bana şey diye döndüler ya abi biz o saatte okuldayız. Hani sen bu saati yazmışsın. İşte bize canlı yayına katılamayacağız. Bize çıkarsa nasıl haberimiz olacak falan diye yazmışlar. Akşam 8.30'da arkadaşlar. Çünkü sabah 8.30'da ben de işe gidiyorum zaten. Ondan dolayı hani o saatte zaten yapmam mümkün değil. Oraya bir yanlışlık olmuş. Yanlış yazmışım. Onu da sonra düzelttim dedim. Ve kaydık. Dönmedi abi. Kızakladı. Bildiğin kızakladı yani. Dönemedik. Burası biraz keskin virajmış. Fena çarptık ya. Hakikaten fena kızaklayarak çarptık. Köprü neresiymiş ya? Köprü güzelmiş. Abi diyorum ya oyunda çok güzel yollar var da biz bilmiyormuşuz ya. Ah, şeyim botardarım çıkmış. Birazdan ayağımı çekince şey yaptı. Bunu kapatmak istiyorum da kapatamadım ya. Yani gaza bastığım zaman rotardarı devreden çıkartıyor. Gazdan ayağımı çektiğimde rotardar eğer açıksa gazdan ayağımı çekince rotardarı devreye sokuyor. Ama ben o özelliği kapatmak istiyorum. Ama nasıl kapatacağım bulamadım. Bilen arkadaşlar varsa yoruma yazarlarsa sevinirim. Çünkü bulamadım yani.
Kayıyor şu anda bak. O Serdar'ı indir, çok sona kadar indirdim ya, nasıl kaydı? Bilmiyorum, siz videoda hissedebiliyor musunuz onu ama. Biraz önce çok fena rotarları indirdiğimde kızakladı. Abi bayağı temkinli kullanmak gerekiyor ya. Çünkü biraz önce bildiğiniz kızaklaya kızaklaya gitti. Direksiyonu çevirdim. Rotarları indirdim zaten, hani hızımı azaltabilmek için. Frene biraz dokundum ama kızaklayarak gitti direkt. Yavaş yavaş abi. Sakin sakin. Ha, bu arada vurmadan önce şundan bahsediyordum. Akşam 20.30, 8.30'da arkadaşlar. Akşam 8.30'da canlı yayınla belirleyeceğiz kazananı. Bilginiz olsun. Zaten videonun açıklama kısmında da o saati sonra yanlış olduğunu fark edip, yanlış yazdığımı fark edip düzelttim. O yüzden şimdi bu videoda da aklıma gelmişken söylemiş olayım. Kaydımda sorun var mı? Bakayım bir. Yok, görünüyor. Abi bu tarla oda rotarlar kullanılmaz diyorlar. Öyle bir şey var mı acaba ya? Daha önce şey yapmıştım. Karlava'da rotarlar işte kullanılır ama işte bir dişten fazla veya iki dişten fazla indirilmemesi gerekir. İndirilirse işte kızaklar vesaire, işte dorseye savurabilirsin gibi gibi şeylerden bahsediyorlardı. Yani daha bahsediyorlardı derken işte duydum böyle şeyler. Ama biz oyunda çektiğimiz zaman bir şey olmuyor. Acaba oyunda gerçek, o rotarlar gerçek tepkilerini alamıyor muyuz, yoksa farklı bir şey mi? Onunla ilgili bir ayar vesaire mi var? Biliyorsunuz geçen bölümü izleyen, videoyu izleyen arkadaşlar varsa biliyorlardır. Oyunda bazı ayarlar yaptım. Bu gerçekçi sürüşe en yakın ayarları bulmaya çalışıyorum. Ki bayağı bir şey yaptım, düzenleme yaptım ayarlarımda. Gerçekçi bir tır, kamyon sürüşü yapmak için yapmaya odaklı ayarlar yaptım. Eğer ki mesela bu rotardarla ilgili vesaire falan biraz da araştırıyorum. Bir yandan öğrenmeye çalışıyorum. Hani öğrenip oyunda da işte ayarlarımı ona göre revize edip kullanırken de ona dikkat etmeye çalışacağım, aslında çalışıyorum. Ama mesela şimdi Allah, yine çarpacağız, duramayacağız. Niye istop ediyor ki? Araç, ben onu anlamadım. Araç kendi kendine istop etti. Durduk yine de. Kendi kendine istop etti araç. Niye istop etti? Biraz önce kaydığımızda da istop etmişti. Ha, motor arızasından dolayı mı istop ediyor? Motor arızası verdi. He? Biz kaza yaptığımızda motor arızası almışız. Motor arızası verdiği için istop ediyor şu anda. Peki arızamız ne? Evet, bayağı bir şey olmuş. Kızarmış orası. Ondan dolayı şey yapıyor. Neyse, bir servis yolu göründü arkadaşlar bize. Bir servise gideceğiz artık. Bu arada bu yolda bayağı bir tünel varmış. Videonun başında da söylemiştim. Bu yolu hani normalde işte bu tarz yollarda önce bir sıfır kamerasıyla gidiyorum, bir bakıyorum. Ondan sonra sürmeye başlıyorum. Özellikle videoya gireceksem, hani video çekeceksem öyle yapmaya özen gösteriyorum. Evet, şeyimiz de durdu.
Kar da durdu böylelikle. Özellikle videoya gireceksem öyle yapmaya çalışıyorum. Ama şimdi pardon. Şimdi hiç sıfır kamerasıyla dolaşmadım. Ama bayağı bir tünel varmış yolda. Bu rampa falan var. Bayağı virajlar var. Yani zaten haritadan belli oluyordu. Bu şekilde virajlı olduğu da. Böyle biraz rampa mampa çıkacağımız anlaşılıyordu ama yani tüneller bilmiyordum tabii. Bayağı bir tünel varmış. 3 tane mi 4 tane mi tünelden geçtik bu zamana kadar. Tamam, bir tünel daha. Yalnız bizim farlar hiç belli olmuyor ha. Boğazım gıcıklandı. Evet, dağ tepe, dağların arasından böyle tünellerin içerisinden dağları yara yara gidiyoruz. Ne stop etti. Bu bizi gideceğimiz yere kadar götürür mü acaba? Götürür herhalde ya. O kadar da fazla hasarımız yok yani. Berger. Daha önce bu yollarda oynayan kimse var mı izleyenlerden? Varsa yorumlara yazabilir mi? Yani şu yolları oynamamak mümkün değil ya. Oyunun orijinal haritasında çok efsane yollar var. Ve ben inanın o kadar ETS ile ilgili o kadar video izliyorum. Hani sizlerin izlediği gibi ben de video izliyorum ve hiç bu yollarda oynayanları görmedim ya. Hani geçmişten beri izliyorum bu arada. Hani yeni izlemeye başlamış değilim. Geçmişten beri izliyorum. Şu anda da çok izliyorum ama hiç görmedim yani. Garip geldi bana ya bu yollarda oynanmaması. Ya bana denk gelmedi. Bilmiyorum. Burada nasıl ötüyor? Duyuyor musunuz? Yapıştırdık gidiyoruz da. Biraz rampa çıkıyoruz diye bastım. Ama şimdi burada viraj var. Virajda kızaklatır bize bu hız. Yine tünel. Abi buralar çok güzelmiş ya. Abi tünelin içinde göbeğin ne işi var ya? Stop etme ettiğini. Ha, yok etmemiş. Tünelin içerisinde göbek var ya, ne alaka? Niye öyle bir şey yapmışlar ki? Garip değil mi? Sağa sola giden bir şey de yoktu. Hani tünel sağ tarafa doğru kıvrılıyor. Buraya bir yol, sağ tarafa bir yol falan gibi bir şey de yoktu. Niye öyle bir şey yapmışlar anlamadım. Oo, burası güzelmiş. Nereye çıkıyoruz? Direkt köprüye mi çıkıyoruz burada? Evet, direkt köprüye çıktık. Tünelden direkt köprüye çıkarttı bizi. Tekrar karşı tarafta tünele sokacak. Çok iyiymiş ya.
Bak bir yolu gündüz gözüyle ben dönüşünü bir daha oynarım yani. Çok çok iyiymiş. Hatta ben otobüste oynarız onu. Gündüz gözüyle şöyle kar falan yağmadan daha rahat görebileceğimiz bir şekilde gündüz gözüyle oynarız. Gerçekten çok iyiymiş. Bu arada biz gideceğimiz yeri geçtik herhalde. Çünkü seyir alanı geride kaldı. Biz tabi yola şey yaptığımız için o arada. Buradan Bergen tarafına doğru dönelim biz. Duracağımız yeri geçtik de şöyle bir bakayım nerede durabiliriz. Evet, bizim gideceğimiz yer buradaydı. Biz orayı geçtik. Neyse şurada dururuz artık. Orada bir park alanı mı var? Ne varsa artık orada dururuz. Ama bu yollar gerçekten efsaneymiş ya. Çok hoşuma gitti. Oynamayan arkadaşlar varsa bu yollarda kesinlikle oynamalarını tavsiye ederim. Evet arkadaşlar burada duralım artık. Burada bitirelim oyunumuzu. Daha sonraki bir videoda da şey yaparız. Bu Bergan mı? Bergen mi artık? Neyse tam adını da şey yapamadım. Oradan yola çıkarız. Tam tersine geliriz. Buranın. Şöyle çıkayım dışarıya. Şöyle dörtlüklerimizi de yakalım. Abi karanlık oldu şu anda. Hava karanlık. Ama ışık güzel vuruyor. Böyle. Evet, ışık güzel vuruyor. Evet arkadaşlar, bugünkü yolumuz da böyleydi. Kar modunu dediğim gibi videonun açıklamasında bırakıyorum. Birden fazla indirme seçeneği mevcut. Tamamını da indirebilirsiniz. Sadece kar modunu indirip o şekilde de oynayabilirsiniz. Bilirsiniz. Tercih sizin bu noktada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.